Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilen, Selçuklu dönemi eserlerinden olan, Battal Gazi ilçesi Karahan mahallesinde yer alan, Ustaşa Girt kümbetindeki çalışmaları inceleyen, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Vali Aydın Baruş, AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi ve Battal Gazi Belediye Başkanı Osman Güder, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Selçuklulardan daha önceki bir dönemde yapılmış olan bir Türk mezarı olan Usta Kümbeti'nin önündeyiz şu anda. 10. ayda buranın ihalesini yaptık ve 11. ayda da yapımına başladık. 3 ay gibi bir süre içerisinde de toparlamayı düşünüyoruz. Battal Gazi Belediye Başkanı Osman Güder, yaptığı açıklamada şunlara değindi. Eski Malatya, tarih, medeniyet ve kültürün birleşmiş olduğu, esas Malatya'nın özünü teşkil eden ilçe, ana ilçemizden. Şu an Kırklar Mezarlığı'nın bulunmuş olduğu yerde Ustaşa Kirt Kümbetimizin çalışmaları Büyükşehirimiz ve Vakıflar Valiliğimiz tarafından yürütülüyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise şunlara değindi. Battal Gazi kadim tarihi bir ilçemiz ve bu ilçe insanlık medeniyetinin başladığı bir yer. Aslan Tepe'den çok daha önce yerleşik hayatın olduğu yer, Caferöyük diye tabir ettiğimiz, şu anda Ağıl Yazı sınırları içerisinde kalan ve oradaki kazılara da ilk belediye başkanı olduğum dönemde Ufuk Esin hocamız da rahmetli oldu. Oranın kazı sürecini de takip edildi ve oradaki bulgularla birlikte daha sonraki ikinci yerleşim yeri Aslan Tepe olarak tescil edildi. Tabi bu geçtiğimiz süre içerisindeki yaşanılan medeniyetler, kültürler, uygarlıklar ve o yaşanmışların hepsinin burada eserleri var. Bize düşen göre o geçiş medeniyetlerin bugün ayağa kaldırılmasıdır. Biz de bu anlayış içerisinde burada kümbetler, hanlar, hamamlar, kervansaraylar, türbeler, surların ayağa kaldırıldığı gibi bu kümbetin de ayağa kaldırılması gerekiyordu. İnşallah önümüzdeki süreçte buranın 3 ay gibi bir zaman içerisinde ilgili müellif firma tarafından yapılıp teslim edeceğini ifade ettiler. AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi şu açıklamayı yaptı. Usta Şakirt Kümbeti de tarihte önemli görevi olan ama şimdilerde kaybolan bir değeri Malatya'mıza ve Türkiye'ye kazandırmış oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan göreve geldiğinde bütün Türkiye'deki hatta Balkanlardaki hatta gönül coğrafyamızdaki bütün bu manevi şahsiyetlerin hem ebedi istirahatlarının yeniden yeni nesille buluşturulmasını sağlaması gibi bizler de Malatya'da manevi şahsiyetleri tekrar gençlerle buluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Malatya Valisi Aydın Baruş yaptığı açıklamada, Malatya'nın da tarihini iyi bilmemiz lazım. Bu toprakların hangi fedakarlıklar uğrunda bizlere miras bırakıldığının farkında olmamız lazım, diye konuştu. Eski Malatya'da yapılan bu kültüre ve tarihe verilen önem çerçevesinde yapılan çalışmalar çok çok önemli. Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Battal Gazi Belediye Başkanımızın bu konudaki hassasiyetleri bizi mutlu ediyor. Ve biz valilik olarak da bu çalışmalara, restorasyon çalışmalarına, düzenleme çalışmalarına elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Bu işbirliği halinde yapılan çalışmalar neticesinde işte arkamızda bulunan usta kümbeti tekrar görünüme kavuşuyor ve çocuklarımız, yeni nesillerimiz burada bu eseri ziyaret etme imkanı bulacaklar. İnşallah şagirt kümbeti de aynı şekilde ortaya çıkarılır ve restore edilir. İki eser Malatya'mıza kazandırılmış olur. Büyükşehir Belediye'mizle birlikte, Battal Gazi Belediye'mizle birlikte Kırk Kardeşler Mezarlığı'nın da çok güzel bir çevre düzenlemesi yaparak ve kabirlerin ziyaret edilebilir hale getirilmesiyle birlikte orayı Malatya'nın kültürüne, tarihine kazandırmış olacağız. Bu çalışmalar belirttiğim gibi bizim tarihimize ve kültürümüze verdiğimiz önemin göstergesi olarak büyük önem taşıyor.